Evet sevgili dostlar Türkiye'nin en güzel Fenerbahçe YouTube kanalından Kadıköy Sokakları herkese selamlar olsun. Sevgili arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olalım ve bu videoyu beğenelim. Bakın her beğeniniz, yaptığınız her yorum ya da eski videoları izlemeniz, oynatma listesi açmanız kanalımızın tanıtımına fayda sağlıyor. Sizler sevdiğiniz Fenerbahçeli herkese kanalımıza davet edebilirsiniz. En çok şu soruyla karşılaşıyorum. Hocam benim tanıdığım Fenerbahçeliler video izlemez ki. Yani sadece abone olurlar. Sadece abone olsunlar. Şurası 66.100 değil yüzde olsun. 86.100'de olsun. 20.000 kişi hiç izlemesin. Hiç önemli değil arkadaşlar. Tuttuğunuzu getirin. <laughs> tuttuğunuzu getirin. Kusura bakmayın. Mutlaka ve mutlaka tuttuğunuzu getirin. Buralarda boğazına bir ağrı var. Geçmiyor. Herkese de dikkatli olması tavsiyesinde bulunayım. Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş, Darmaluman. Beşiktaş, Vincent, Abubakar. 1 Valentin Rozier. 2 Erik Bayri 3, Raşit Kesal 4 ve Jehan Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıklamış. Yani işte Beşiktaş'ın açıklaması ya düşünün arkadaşlar bakın bir Fenerbahçe galibiyetinin nelere mal olduğunu anlayın. Bak bunlar Galatasaray'a da yenildi, Trabzon'a da yenildi. Hatta ben size tuhaf bir şey söyleyeyim. Ee, çok tuhaf bunu biliyor musunuz? Beşiktaş bu sezon 3 farklı derbide, 3 farklı teknik direktörler 3 farklı mağlubiyet yaşamıştır. Ne kadar komik değil mi? Şenol Güneş'te Trabzonspor'a, Burak Yılmaz'da Galatasaray'a, Rıza Çalınbay, Samet Aybaba artı Feyyaz Uçar'la da Fenerbahçe'ye kaybetmiştir. Şenol Güneş Trabzon'lu Trabzonspor'a kaybettiler. Burak Yılmaz Galatasaray'da Galatasaray'a kaybettiler. Hani burada bunların üçü de beş taştı. Bir Feyyaz'ın Fenerbahçe'de oynamışlığı var. Belki ondan diyebilirim. Ama şimdi e, üç, bunlar 5 futbolcu da kadro dışı bıraktı. Futbol takımları genel direktörü Samet Aybaba performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluklar nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir diyor. Hayır her şey anladım Onan ay nasıl kadro dışı bırakırsınız o kadar scouting yapıp aldınız. Şimdi 5 oyuncunun istatistikleri burası daha komik. Şimdi bakın Abu Bakar bu sezon 3 kere sakatlık yaşamış toplamda 4 maç kaçırmış. Sadece 4 maçcık kaçırmış ve en son golünü 8 Ekim'de oynanan İstanbul Spor maçına kaydetmiş. Bu sezon 22 maç 11 gol katkısı. Rozier ikinci kez sakatlanmış. Son sakatlığını hala atlatamamış. Konferans ligi oynayan Lugano maçında 61. dakikada kırmızı kart görmüş. Beşiktaş o maçı 3-2 kaybedip Şenol Güneş'le yollarını ayırmış. 21 maça çıkmış. 2 asistlik skor katkısı. Erik Bailly sezon başında uzun uğraşlar sonucunda kadroya kaçınan ancak katılan yaşadığı sakatlık sonuna taraftardan tepki gören Bailly derbide gösterdiği performansla da kadro dışı kalmış. Ona ana sezon başında 4.2 milyon euro karşılığında transfer edilen süper star yedek kulübesine daha girmekte zorlanmış. 10 resmi karşılaşmada süre bulmuş. Bir tane asist yapmış. Raşit Gessal 2020 yılında 3 milyon euro bon servisle transfer edildi. Son 2 sezondur sakatlıklarına dolayı maça çıkmakta zorlandı. Bu sezon 3 kez sakatlandı. Toplamda 7 maç kaçırdı. 12 resmi maç falan filan. Şimdi ben bunu eleştiririm ama doğru bulurum. Neyi doğru bulurum biliyor musunuz? Bir tepki koyman lazımdı. Burada Beşiktaş'ın Fenerbahçelileştiğini de hatırlatayım. Fenerbahçe Ali Koç hatırlarsanız seçilmişti. Derbi mağlubiyeti, kadro dışılar, Akisar'dan takımı otobüste götürmeler. Bak sırada bundan takımı otobüste götürmesi falan var. Bu süreci yaşayacaklar. Daha kötüsünü yaşasınlar. Herkes yaşasın. Fenerbahçe'nin bugününe kim sebepse Allah bin beterini yaşatsın. Ama şunu söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe'de açık söyleyeyim. Bak ben öyle hiçbir futbolcuna minnet duyan bir adam değilim. Abi Mert Hakan Yandaş. Sakatlıktan çocuk başını alamıyor. Serdar Aziz. Sakatlıktan başını alamıyor. Luan Perez sakatlıktan başını alamıyor. Abi 3'e 5'e bakmadan bazı şeylerin yolunu yapman lazım. Ne derseniz değil. Samet Akaydın. E size göre iyidir bana göre kötüdür ya da size göre kötüdür bana göre iyidir fark etmez. Ama taraftardan tepki çekiyor. Bakın bunlara yol yakınken bazı yaptırımlar uygulaman lazım. Atıyorum Mert Hakan arkadaş sen kişisel olarak kendine bakmadığın için sakatlandın. Şu kadar ceza deyip para kesintisi ya da ceza olarak değil. Gel kardeşim buraya. Gel bir anlaşma yapalım. Şöyle bir anlaşma yapalım. Sen şu kadar kesinti yapıyorum. Bu süre zarfında oynar, gol atarsan, asist yaparsan bu kestiğimiz parayı geri iade edeceğiz deyip farklı bir motivasyonla denenebilir. Bakın Fenerbahçe'de kadro daha da güçlenecek. Şimdi yönetim işleri iyi gitmesine rağmen kadroyu mutlaka takviye etmek istiyoruz. Özellikle Fred'in sakatlığından sonra gördüğünüz yedeksiz 19'da 19 yapan kadro yedeksiz. Radekunić için resmi girişimlerin artık hızlanması gerekiyor. Ve e, Orta sahanın merkezinde her bölgede oynayabilen bir isim bu. Bilginiz olsun. Yani sadece önlü bir olarak düşünmeyin. İsmail Kartal elini rahatlatacak. Bu arada Aynı soruyu soracağınızdan eminim hocam. E, Abu Bakar'la ilgili sen hani akşamki videoda söyledin. Arkadaşlar akşamki videoda ben açık açık söyledim. Hani Zayt'sı versek Abu Bakar'ı karşılığında alsak ne dersiniz diye ben size sordum. Ancak Benim bildiğim Ali Koç buna yanaşmaz. Fakat Karakterden yanaşmaz. Haysiyetten şuradan buradan şereften, mereften. Geçiniz karakteri, haysiyeti, şerefi, merefi. Geçiniz. Galatasaray maçında maçtan önce atıyorum kafadan atıyorum. İrfan Can Kahveci çıksa desek arkadaşlar ben bugüne kadar bir gerçeği sizden sakladım. Ben ateistim dese. İlk maçta Galatasaray'a 5 gol atsa, ikinci maçta 5 gol atsa umrunuz dolur mu? Hocam o Allah'ın kendi arasında bana ne dersiniz? Abu Bakar'a gelince niye böyle oluyor? Sezon maçında Ali Koç'u yerden yere vurdunuz. Bak yerden yere. Dedim ki arkadaşlar Abu Bakar sıkıntılı bir herif. Para için oynayan bir adam. Son kontratı bakın sövüşçülük yapar. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın hiçbir yere gitmez ha. Bu 3,5 üç, üç milyon euro mu ne yıllık ücret alıyor. Hangi salak bu parayı verir de gider? İnşallah başımızda bulmayız yani. Hangi salak 3,5 milyon euro verir? Aynısını Batçuay için de söylüyorum. Batçuay'a biz 3 milyon euro veriyoruz. Elimizdeki avantaj ne biliyor musunuz şekerim? Euro 2024. Euro 2024'te oynayacağım diye bu arkadaş kendine bir hedef belirlemiş durumda. Gider sence gider. Ben size, şunu söyleyeyim. Abu Bakar sezonun başında Ali Koç getiremedi diye kızdınız. Ben dedim ki iyi ki getirmedi. İyi oldu dedim. Hepiniz beni yerden yere vurdunuz. Şimdi de tam tersini konuşuyorum. Yıllık 1,5 milyon euroyu kabul ediyorsa Abu Bakar. Jeko'nun yedeği olmayı kabul ediyorsa Abu Bakar. Batshuayi 7'ye 8'e satma imkanın varsa 7 8'e satarsın. 3 milyon euro da yıllık ücreti 11 milyon euroluk totalde bir kâra geçersin. Gerçi yarım dönemde bir buçuk say. 7'ye satın 8,5 milyon euro'luk bir kâra geçersin. 3 vereceğin futbolcu yine 1,5 vereceğin futbolcu alırsın. Yıllık şey, 750 bin euro kalan süre için oynatırsın. Jeko'yu yedekleyebilecek. Süper Ligi tanıyabilen bir isim. 31 yaşında şeyi de dert etmez. Hani ben Jeko'nun arkasındayım diye de dert etmez. Oynar bir şeyler yapar eder. Kanat forvet de oynatabilirsin. Bak çok mantıklı bir hamle olur. Şu an mantıklı olur. Hocam Belçik'te açı satan bir ceder satar. Lan arkadaşlar. Bak takımların içindeki iç çatışmaları bilmiyorsunuz. Yani Max Kruse de bizi sattıydı. Çatır çatır oynuyordu. Da. Adamın parasını ödemezsen ne yapacak? Çıkacak gidecek. Şimdi Max Kruse mi bizi satmış oldu? Biz mi onu satmış olduk? Bir düşünün bakalım. Ben kimsenin savunucusu, ben kimsenin şucusu, bucusu değilim. Ben sezonun başında gelmediği iyi oldu dediğim zaman ben Ali Koççu ilan ettiniz. Şimdi diyorum ki ben olsam alırım. Ben olsam alırım. Çok da bak Beşiktaş maçlarında sür gitsin sahaya. Ulan kaç tane futbolcu bizden intikam aldı hatırlayın ya. Kaç futbolcu intikam aldı? Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe alın. Sen bu kadar eder misin? Galatasaray gitti uçtu herif. Kerem Abdülkoğlu bir imza parası için almadın gitti Galatasaray'da uçtu. Bunları da konuşun. Yarın bir gün diyeceksiniz ki lan aslında alsak yok. Başka bir soru sorayım lan hadi. Hadi başka bir soru sorayım. Galatasaray bedava aldı. Sözleşmesini feshettiler Abu Bakar'ı. İkardin'in arkasında Abu Bakar. Kaçınız ulan kötü oldu demeyeceksiniz. Abi bir şeyi yaparken lütfen ve lütfen bütün bak bütün ihtimalleriyle düşünün lütfen. Elbette ben doğrucu Davut değilim ama eğrisi var doğrusu var. Bak dediğim şartlar altında unutma. Ha Zayistan'da çıkmış oluyorsun bu arada. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Zayistan'a verilen her kuruş bana göre haram. Her kuruş haram. Yaptığı hiçbir katı. İyi de hocam ben çıkacak gider orada iyi oynarsa yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok gitsin, oynasın. Sen maksimum verimi almalısın. almaya bak. Sen Fenerbahçe tarafına bak. Şimdi listenin ilk sırasında Fenerbahçe'de bak bir sürü isim var ben şunu söyleyeyim bu arada. Derbi demişken Atilla Karaoğlan'a devre arasına kadar ceza diyor. MHK Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin hakemi. Hakem miydi o? Atilla Karaoğlan'a devre arasına kadar ceza verecek. Merkez Hakem Kurulu devre arasına kadar dinlenecek Kasım ayında U17 Dünya Kupası'na göre yapan Karaoğlan derbi önce Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalya Spor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı. Bunlar sizce hakemliği mi unutuyor? Yoksa Fenerbahçe maçı olunca başka bir şeylerini mi unutuyorlar? Hiç düşündünüz mü? Yani bir düşünün bunu. Şimdi bak arkadaşlar. Mesela Miguel Crespo. Miguel Crespo kendine geldi. İsmail Kartal'la uçuşa başladı. Portekiz orta sahamız Miguel Crespo bir kez daha İsmail Kartal'la hayat buldu. Sezon başına gönderilmesi gündemdeydi. İsmail Kartal dokunuşundan hayat buldu. Önceki dönemlerinde prenslerinden biri olmuştu. Biraz geç de olsa kendine geldi formayı kaptı. Ligdeki son 4 maça da ilk 11'de çıktı. Sıramı bekledim şansımı iyi değerlendireceğimi düşünüyorum dedi. Şimdi arkadaşlar bakın sevgili dostlar sevgili kardeşler. Crespo bu performansını üstüne bir tık daha koysa hatta iki tık daha koysa diyeceksiniz ki hocam kurun hiç gelmese mi? Öbürü gelmese mi? Hayır kurun de gelsin. Crespo da dursun. İsmail Yüksek de dursun. Artu da dursun. Zayt gitsin. Zaysan bir şey olmaz. Bakın bir Fred sakatlandı. Cümlemi tekrar tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın size yani aptal yerine falan koymuyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben sadece önemine vurgu yapmak için söylüyorum. Bir Fred sakatlandı. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik. Bir Fred'in sakatlığıyla. Peki bir Fred sakatlandı da yeri de olsaydı. Bir VK Vajiku sakatlandı da yeri de olsaydı. Trabzon'a 3 puanı vermezdik elimizde. Oradan aldığın 3 puanla şu anda farklı liderdin. derdin ee, Adana Demirspor'da Kaybettiğin 2 puanı kaybetmesen 5 puan. Şu anda 5 puan Galatasaray'ın önündeydim. Psikolojik olarak mahvetmiş durumdaydım. Gömçürmüş durumdaydım. Avrupa Dolu Dogoreskin 6-1'lik mağlubiyeti asla yaşamazdın. Bu kadar yıkım yaşamazdın. 2-0'lık o yenilgiyi de yaşamazdın. Şu anda Gül'e oynayan son maçına da hangi paf takımından çıksam diye hesaplar yapıyordum. Belki de kim bilebilir. Yani uzun lafın kısası. Fenerbahçe ee, kaliteli 11'i var. Kaliteli yedekleri yok. Bunu yapması lazım arkadaşlar. Yani ee, ha bakar kıskanç maaşları sorguluyormuş şunu yapıyormuş bunu yapıyormuş diyorlar. Ben bilemem onu. Bazen futbolcuyu e, hani kadro dışı kararını taraftara yedirmek için palavralar da sıkılabilir. Onlardan da olabilir. Ben şunu söyleyeyim size. Hepimizin atladığı bir şey söyleyeyim size. Fenerbahçe'nin sizce savunması mı daha iyi ofansı mı? Fenerbahçe'nin hücumu iyi savunma toparlayamadı. Doğru değil mi? Bak sezondaki bu sezon başarısı Fenerbahçe'nin başarısı takdire şayan. Hücum dörtlüsü göz doldurdu, göz kamaştırdı ama savunmadaki sıkıntı bir türlü çözülemedi. 40 puan ve Averaj'da lideriz. Ligde en son Beşiktaş derbisini geride bıraktı. Deplasmanda rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Edin Dzeko, Tadej, Şibanski, İrfan Can Kahveci büyülüyor. Yani her videoda bu isimlerin adını anmak beni sevindiriyor. Niye? Ya üç'ü yeni transfer, İrfan Can da bence yeni transfer. 4 tane yeni transfer sayılabilir. Ve 4 futbolcu ligde 33 gol kaydedip 15 asist gösteriyor. Bak 4'ü de yeni transfer. Bana kalırsa cümlemi mazur görün. Beni daha ne dalga konusu yapmayın. Bence 4'ü de yeni transfer. Yani umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Şimdi Fenerbahçe'de edince gol ligde yer aldığı 15 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırırken 2 kez de asist yapıyor. Şimdi 8 gol 4 asist falan bunları saymayacağım. Ama Fenerbahçe'nin savunma sıkıntısı. Son 5 maça bakıldığında savunmada yaşanan sakatlık problemleri İsmail Kartal'ı zorladı. Savunmanın ortasında ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bir takım düşünün 4 stoperinin 3'ü birden sakatlanır mı abi ya? Ya böyle bir baht var mı? Bak Beştaş sakatlarım var falan filan diyor. Geçecek o sakatlık bahanesini. 6 stoperinin 3'ü sakat. Yani oynatabileceği 3 stoper var. Lan biz sol beklen falan sol stoperlen sağ stoperlen alt yapıdaki çocukla maçlar geçirdik ya. Ya harbi Samet Akaydın Allah aşkına Samet'i Galatasaray'a verin oynatır mı? Beşiktaş'a verin oynatır mı? Trabzon'a oynatır mı? Bak ben futbolcu kötü falan demiyorum. Antrenmanını izleyin Samet'in hayran kalırsınız. Fıstık gibi oynuyor dersin. Arkaya adam kaçırmıyor bir şey yapmıyor. Maçta heyecanlanıyor mu ne yapıyorsa. Bir şeylik oluyor mesela. Bak Bekao Ciko Serdar Aziz. Üçünün birden yokluğunda enteresan isimler. Yani en son Hatay Spor maçında Bekao Ciko ikilisi yer almış. O maçta da mesela sonradan gözüne e, far tutulmuş tavşana dönüştü oyuncular. Yoksa bir yere kadar iyilerdi. Hani sonra birlikte forma giyemediler. Fenerbahçe kalesinde altı gol gördü. BK'ya Cikuli ikilisi. Cikuli ne ya? Cikuli. <laughs> 6-26 Ekim Perşembe günü Ludogoresk maçında birlikte yer almışlardı. Ve son maçta bir gol atarken deplasmanda şöyle böyle. Alexander Ciku sakatlığını atlattı aslında. Beştaş maçında forma da giydi. 45 gün sonra. Ancak e, bekanın durum malum. Neyse ben transfer haberlerine geçeyim. Listenin ilk sırasında Jota var. Sanra Hacivertler'de bekleneni veremeyen ve fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent 1, Joshua King 2, Mia Zayt gibi isimler yollara ayırırsa bir de kanat transferi planlıyor. Al İttihat'tan Jota listenin ilk sırasında. Benfica, Real Valladolid ve Celtic gibi takımların formasını giydi. Portekizli Yıldız futbolcu Jota şimdiye kadar 45 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu sezon 9 maçta görev almış Suudi Ligi'nde. Forma şansı bulamamış. Başka yabancı kontenjanı falan. Ben bu arkadaşa dair size bir umut veremem. Ya da herhangi bir şey söyleyemem. ben beklemeyin derim açıkçası. Bize koklatmazlar. Şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'de transfer haberini şöyle söyleyeyim. Çifte ayrılık diyeyim. İkisi de aynı takıma gidiyor diyeyim. Kim bu arkadaşlar? Şimdi Fenerbahçe transferde bazı isimlerle yollar ayırmayı düşünüyor. Doğruya doğru. Ve e, bu ayrılıkların artık Aralık ayının ortasına gelmeye başladık. Hemen acele bir şekilde olması lazım. Şimdi Hull City İngiltere'de Fenerbahçe'yi en çok takip eden takımların başında geliyor Hull City. Ve Hull City Fenerbahçe'den bazı e, isimlere kancayı takmış durumda. Mesela Miha Zaitz. Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar diyor. Hani 12 maç çıktı, şunu yaptı, bunu yaptı. Keşke çalsalar kapımızı. 3 3 kadar göndersek keşke. Güncel piyasa değeri 5 ama ikincisi Kent. Yani Kent'i de istiyorlar Fenerbahçe'den diyor. Bu sezon Kent 15 maç, bir gol, 2 asist'teki performans ee, ve güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Benim hep söylediğim şeye geldik. Kent'i istiyorlar. Ve Zaytsev'i istiyorlar. Aslında King'i de istiyorlar da neyse. O bende kalsın. Yani arkadaşlar böyle bir transfer gerçekleşse ben minnettar kalırım. İkincisi Fenerbahçe şaha kalktı. 5 futbolcu, 5 isim falan filan hani bu tip haberleri hep duyacağız arkadaşlar. Artık transfer sezonundayız. Artık bilin bunları. Ben e, hızlı bir şekilde merak ettim bu 5 isim kimmiş diye. Bazen de canlı yayın yap böyle transferleri Fenerbahçe'yi değerlendirmek lazım ama orta sahaya kurun istiyor. Bu zaten herkesin malumu. Anlaşma sağlandı. Şöyle oldu. Böyle oldu. stopere 4 aday. Ha, Dur. At şu ay yolcu. Stopere 4 aday kimmiş? Braga'dan Serdar Saatçi. Çağlar Soyuncu, Adil Demirba, Emirhan Topçu diyor. Emirhan Topçu veto edildi arkadaşlar. Emirhan Topçu'yu uzun zamandır izliyoruz. Hatta Emirhan Topçu'yu gerçekten uzun zamandır izliyoruz. Ve iyi scouting yapıyoruz. o olmadı diyebilirim. Allah için içinde hani olmuyor bir türlü haber bekliyoruz. Fenerbahçe'de Martial'de sevindiren gelişme Fransızlardan flash iddia. Aslında en güzel haber burası. Ben şunu söyleyeyim abi. Martial'i getirme imkanı olsa, daha kalkma imkanı olsa ciddi ciddi Fenerbahçe'nin hani yarınları harbi harbi kurtulur. Bak yarınlar kurtulur. Bugünleri geçtim. ve Fransızların iddiasına bakalım arkadaşlar neymiş? İsmail Kartal sezon başında da çok istedi ama bonservis bedeninin olmadı diyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı yönetim derbi gündemde Martial, 30 Haziran 2025'te 2024'te sözleşmesi bitecek diyor. Erik ten Hag satılsın raporu vermiş. Fenerbahçe nasıl bir yol izleyecek? Fenerbahçe Fred'de nasıl bir yol izleyse burada da aynısını izlemesi lazım. 19 maça çıkmış bu sezon. Ancak süresi az. 2 gol 2 asist üretmiş. Ona rağmen biz de hayat bulabilir. Anlatabiliyor muyum? Hocam haberi neymiş? Haber şu arkadaşlar. Satılsın raporu vermiş. Haber buymuş. Yani haber buymuş. Ya ben şunu söyleyeyim. Eğer Martial'i becerebilirsek gerçekten diyorum bak. Kurun iç Martial becerebilirsek. Hocam iyi de bak, şu Aydın Hani Batshuayi gidecek mi? Batshuayi de gidecek arkadaşlar bir aksilik olmasa. Bak. Joshua King 1. Batshuayi 2. Gitmesi gündemde olan. Ryan Kent 3. Zaytis 4. Belki Crespo da hani hocam iyi de İsmail Kartal unutmaya başladı. İstediği kadar oynatmaya başlasın abi. İstediği kadar oynatmaya başlasın. Ben bir de bir konuda eksik olduğunu düşünüyorum. Hani stoper düşünüyorsunuz tamam. Gayet güzel. Doğru. yaptınız hamleler doğru. Ben bir şey diyemem. Peki, kimin yerine stoper? Ya da kim gidecek? o stoper gelecek. Onu da düşünmenizde fayda var arkadaşlar. Ee, Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret diyor. Şey mektup. Hakem hataları, derbi hataları. Ya ben bu konuda da diyorum arkadaşlar. Hocam kimi kime şikayet ediyorsun? Bir sonuç çıkmaz diyorlar ama sen haklılığını tekrar tekrar dile getir. Hiçbir sonuç çıkmazsa da yanına yandaş bulursun. Yoluna yoldaş bulursun. Ardaş bulursun toparlayalım. Ben size kısaca anlatayım arkadaşlar. Radek Kurniç için yani Milan'ın inadını kırmaya çalışıyoruz. 3-250 e, bu, cümleyi unutmayın olur mu? 3 unutmayın. Kafanızın bir tarafına 3-250 bon servis bedelini yazın. Olmaz mı? Bak 3 unutmayın. Sonra hatırlatacağım. Martial için uğraşıyoruz ama ben sanmıyorum. Jota ismi transfer markada 11 milyon euroya kadar gerilemiş. Bak Portekizliler bizi sever. 11 milyon euroya kadar gerilemesinin sebebi de malum zaten. Hani oynama izni yok. Oynamaya oynamaya futbola yabancılaşmıştır diyor. 9 maç 2 gol. Bir de enteresan değil mi? Adamlar da para çok harcıyorlar. Şeyin dışında kalıyor. Umrunda olur mu? Piyasa değeri 13 iken 29.1 milyon euro vermişler. Al Hiç önemli değil. Çürüsün orada. Artık beyaz parayı siyah mı yapıyor? Siyah parayı beyaz mı yapıyor? Çok önemli değil. Ya ben Jota isminin Hani Fenerbahçe'ye olacağını sanmıyorum. Keşke olsa ama olmaz. Çağlar Adil Demir Emirhan Topçu'dan. Emirhan ve 7. Çaykuz Espor'la Emirhan. Yoksa Emirhan'ı biz belki bir buçuk yıldır takip ediyoruz. Yaşı daha 23. Hani atılım yapması beklenen stoperlerden. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Ankara gücü bir, Rize Spor bir, ee, Ali Mutmeler'in verdiği yine ikinci hatalı sarı kart Ali Sova. Ankara gücünü yine 3 puanlar etti. Bu sezon 13 maça çıkmış Emirhan. 2 asisti var 1244 dakika. Dediğim gibi sözden sonra da sözleşmesini bitecek. Nereye gidecek? Ee, yükseliş yapamayan bir isim. Ama birkaç yıldır takip ediyoruz. Ee, Ayrılısı bakalım. Crespo istediği kadar gitmeyecek desin. Crespo'nun gitme ihtimali var ve yüksek. Zayt bence gideceğim. Bence Zayt %100 gideceğim. Kent %100 gidici. Josh Walking de bence sezon tamamlanır. Evet, Batshuayi bence gidici. Ve Batshuayi için bizim en büyük avantajımız şu. Euro 2024. Euro 2024'te oynamak adına oynayabileceği garanti bir takıma gitme derdinde. Oraya giderse de oh mis. Yani durum bu. O zaman inşallah bu ikisini almayız demiştim. Haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum diyor kardeşimiz. Bir videomuza aylar önceki bir videomuza yorumda bulunmuş. TTV Zaha mı? TTV Zaha, Zaha videosuna yorumda bulunmuş. Hani hangisini istersiniz diye şey ee, yani yerine nefrede almak Fenerbahçe'nin bence karı oldu. Onun dışında da ya biz kendi işimize bakalım. Kendi futbolcularımıza odaklanalım. Yani kendi işimizi yapalım. Bence en güzeli bu olur. Başka atladığım bir isim var mı diye bir daha bakayım. Bekao için 14 Aralık. içimden bir ses 14 Aralık'ta Bekao'da flash bir şey olacak diyor. Artık saha çalışmalarından başlayacak. salonan başlayacak? Bir şey olacak diyordu. Bakalım 14 Aralık'ta ne olacak? İçimden bir ses öyle diyor. 14 Aralık tarihini mutlaka ve mutlaka unutmayın. Perşembe gününü. İyi de hocam. Perşembe günü takım zaten maçlı olacak. Unutmayın 14 aralı. da herhangi bir sıkıntı yok. Oynayabilir. Ee, Serdar Aziz de oynayabilir. Perşembe günü bence Serdar Aziz Cicco ikilisini izleriz gibi geliyor. İsmail Kartal Beşiktaş. Abu Bakar. Abu Bakar'ı düşük bedelle isteyebiliriz ama yüksek bedelle de hiç kimse almaz. Şu kadro dışı kaldığı için bu etiket üstüne yapıştı. Herkes şu anda sövüşçü olarak yaklaşacağı için kolay kolay bir yere gidemez. Rozier'i Fenerbahçe taraftarı istiyorlar. de Rozier'den Mozier'den olmaz oğlum gidin manyak mısınız siz? Rozier bak ben bazı futbolcuların takımlarının bazen bazı sezonlarda kullandığı görüşündeyim. O kullandığı sezonlarda uçtuğu görüşündeyim. Mesela Rozier Beşiktaş'ın bir kullandığı bir sezon var bana göre. Orada yemesi gereken sezon boyunca yemesi gereken belki 5-6 tane en az sarı kart. Belki 2-3 tane kırmızı karttan mahrum kaldı. Hani biz gelse en ufak yaptığı harekette kırmızı yer o yüzden biz de tutmaz. Anladınız mı? Mesela hatırlıyor musunuz Markao için de demiştim ben. Markao ile Kim Minji'yi kıyaslıyorlardı. Tırnağı etmez demiştim. Demiştiniz ki Fenerbahçe'li en halis duygularında bu cümleleri kuruyorsun farkındayız ama eder eder falan demiştiniz. Şimdi herhalde etmez diyorsunuz siz de benim gibi. Yani rozyer Rozier yok ya mantıklı değil abi geçiniz. Onun dışında da diğer kim var? Erik Beyli çöp. Gezzal çöpe dönüştü. Gezzal'a ilgili de bir yorumum vardı ya. Hasta takipçiler hatırlar. Gezzal kiralıkken Beşiktaş'a çok iyi oynuyordu. Dedim ki lan bunun bonservisini alırlarsa bu bomba patlar bu ellerinde dedim. Patladı bence. Onana başka Onana'yı transfer ettikleri iddiaları var ama ne kadar doğru bilmiyorum. Hani başka Onana'yı izleyip bunu aldıkları. Ertuğrul Hakan, Luan Perez, Samet Akaydın da bence kendine dikkat etmesi lazım. Luan Perez de ya verilen bonservis falan hiç önemli değil. Çocuğun bu durumu içi bizi acıtıyor. Ee, gidip kendini kurtarması lazım. Allah Türk futboluna Atilla Karaoğlan gibi Halil Umut Meyler gibi isimlerden de kurtarsın. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ee, ben bu kadar açıklayabiliyorum. Bu kadar konuşabiliyorum. Hepinize katkılarınızdan, desteklerinizden ötürü teşekkürler. Lütfen ama lütfen bu videoyu izleyin. Bir, beğeni atın. İki, Sevdiğiniz bütün Fenerbahçelileri, hakiki Fenerbahçelileri kanala davet edin. İyi de ben video izlemem olsun. Abone olsun. Şurada sayıyı arttırsın. Kardeşimizin sayısını artınca ben daha mutlu oluyorum. Bunları rica ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum.